Sağlık Bakanlığı yurt dışından gelen vatandaşların karantina uygulamasında değişiklik yaptı. Buna göre yurt dışından planlı uçuşlarla gelenler 14 günlük izolasyonlarını öğrenci yurtlarında değil evlerinde geçirecek. Halen yurtlarda kalanların çıkışları 23 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Fildişi sahilleri ve Liberya'dan getirilerek Düzce'deki yurtta karantinaya alınan 88 kişi evlerine gönderildi. Toplam 14 gün gözetim altında kalması gereken vatandaşlar Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 gün erken çıkış yaptı. Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilerek Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 280 kişiden 263'ü evlerine uğurlandı. Daha önce COVID-19 testleri pozitif çıkan 17 kişinin tedavisi ise sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilerek Sinop'taki yurtta karantinaya alınan 195 Türk vatandaşı sürenin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. COVID-19 testi pozitif çıkan 5 vatandaşsa Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilerek Malatya'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreci sona erdi. Eşref Bitlis yurdundan ayrılan ve aralarında 9 Cezayir vatandaşının da bulunduğu 300 kişi yurt görevlileri tarafından evlerine uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek Karaman'daki Hatuniye yurdunda karantinaya alınan 77'si çocuk 288 kişi evlerine gönderildi. Karantinadakilerin bazıları kendi araçlarıyla evlerine giderken çoğunluğu ise AFAD tarafından ayarlanan 20 araçla memleketlerine yollandı. Kırgızistan'dan getirilerek Bolu'daki yurtta karantinaya alınan 146 vatandaş evlerine gönderildi. Sağlık ekipleri vatandaşları kalan 8 günü evlerinde geçirmeleri gerektiği konusunda uyardı. 13 Mayıs'ta ABD'den Sivas'a getirilen ve KYK Binali Yıldırım kampüsüne yerleştirilen 305 kişi memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar yola çıkmadan önce yurdun bahçesine koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti. Kuveyt'ten Çankırı'ya getirilerek karantinaya alınan 276 kişiden 233'ü evlerine uğurlandı. Karantina altındaki vatandaşlardan 43'ü ise tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi'nde tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilerek Trabzon'da yurda yerleştirilen 288 kişiyle Ordu'daki yurtta karantinaya alınan 195 kişi de Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı. Özbekistan'dan getirilerek Yalova'daki yurtta karantinaya alınan 156 kişi yine aynı genelge doğrultusunda tahliye edildi.